Evet kıymetli dostlar, Türkiye'nin en çok Fenerbahçe videosunu paylaşan, bir gün içinde Fenerbahçe'ye dair en çok bilgi veren YouTube kanalı Kadıköy Sokağı, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten de iddialı bir giriş yaptık ama merakınız olmasın. Bugün mesela çekeceğim videolar, sizlere sunacağım içerikler hem kısa, hem net, hem özel, hem de özet olacak. Şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 2022 yılı içerisinde şu ana kadar 369 bin beğeni almış kanalımız ve 21.6 milyon dakika izlenmiş, 4.4 milyon görüntüleme almış. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki desteklediniz bizleri ve iyi ki ailemizden birisiniz. Ben de teşekkür babında kısa kısa konuşmalarımı sürdüreceğim arkadaşlar. Öncelikle Fenerbahçe'deki sakat oyunculardan başlayayım. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların son durumundan başlayayım. Çünkü birçok kişi bunu bana soruyor. Emre Mor artık bugün, yani 13 Aralık 2022 tarihindeki idmanda takımla çalışabilir raporu aldı. Luan Perez arkadaşlar, yavaş yavaş bu hafta, ama bak bu hafta takımla çalışacak arkadaşlar. Bakın, yavaş yavaş ve takımla çalışacak. Bunu da söylemiş olayım. Pedro'nun MR'ı dün yetişecekti. MR sonuçları. Tetkikler, incelemeler sürüyor. Pedro'da her türlü sürprize açık olun. Bakın arkadaşlar, her türlü sürprize açık olun. Arda Güler'in normal şartlarda sıkıntısı çok azaldı ama bir hafta daha duracak gibi. Ezgican Alioski, o da bir buçuk hafta daha tedavisi devam edecek gibi duruyor. Valencia ve bel ağrılar bulunan Altay Bayındır'da bir müddet daha, belki bir iki gün daha bireysel takılıp sonra takımla çalışmalarını sürdürecekler arkadaşlar. Çağatay Kurukalıp da bireysel saha çalışmalarını sürdürüyor. O da zaten A takımda çok fazla İzleyemedik. Sizler benim kadar biliyorsunuz. Ben bir habere çok takıldım. MHK saha içi performansları eleştirilen Hüseyin Köçek, Suat Arslanboğa ve Burak Şeker'e sahadan ayrılıp VAR'da görev almaları için teklif yapmış. Yani bir nevi görevden el çektirmek istemiş. Ancak üçü de kabul etmemiş. Bakın ne kadar şey, görüyor musunuz? Talebi geri çeviren hakemlerin kaderi Aralık sonunda, Ocak başında belli olacakmış. Milliyetin haberim. MHK 2023 yılı FIFA kadrosuna Cüneyt Çakır'ın yerine At ile Karaoğlan'ı ve Zorbay Küçük'ün yerine Erkan Özdamar'ı bildirmiş. Öyle söylüyor haber. Yani bu Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar da UEFA yabancı dil sınavını geçti diyor. Buradaki sınavları geçebilirler ama ahirette Allah'ın sınavını nasıl geçecekler, onu düşünmeleri lazım. Çünkü hakemlik çok zor bir müessese. Yani tuttuğunuz takımdan dolayı gidip rakip takımın hakkını çok defalar yiyebilirsiniz. Milyonlarca kişinin hakkını. O da enteresan. FIFA yardımcı hakem listesine en az 4 değişiklik olacakmış. UEFA'da VAR hakemi olan Mete Kalkavan ile Abdülkadir Bitigen'in hem sahada hem de VAR'da görev yapması kararlaştırılmış. Bununla ilgili de talimatta yeni bir düzenleme yapılacak diyor. Yani zaten kimsenin güveni yok. Ama en çok güveni olmayanlar bu işin kaymağını en çok yiyenler. Sevgili arkadaşlar, birçok iddia var. Bu iddialardan bir tanesi Rossi iddiası. Flamengo, Fenerbahçe'mizin süperstarı, dev yıldızı, yok tam dev yıldız değil, dev transfer market değeri olan yıldızı Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyormuş ve kimi kaynaklar 7 milyon euroluk, kimi kaynaklar da 10 milyon euroluk teklifte bulundu diyor arkadaşlar. Bakın, resmi teklifte bulundu diyor. Kaynaklar böyle söylüyor. Şimdi ben bunları başlığa yazınca bazı arkadaşlar çıkıp bu kaynakların savunuculuğunu yapıyorlar ama emin olun o yorum yapan arkadaşlar, bunların fake hesapları. Bunlara kanmayın. Ben şunu söyleyeyim. 7 milyon euro da az. 10 milyon euro da az. Az abi.
Az. Harbi söylüyorum az. Transfermarkt değeri 14 milyon euro. Boy 1.70, 24 yaşında. Henüz 24 yaşında. Uruguay milli takımının formasını giymiş. 4 kez forma giymiş. Bir tane de golü var. Fenerbahçe kariyerine bakıyorsun. İtalyan pasaportu da var. Bak, İtalyan pasaportunun olması en büyük avantaj. Fenerbahçe kariyerine bir bakın arkadaşlar. Bu sezon 1194 dakika. 900 dakika 10 maç. 990, 1080, 1170. Yani 13 maç üzerinden düşünün. 13 maçta 3 gol 7 asist. Bakın, 13 maçta 3 gol 7 asist yapan futbolcuyu Fenerbahçe taraftarı çöpleme peşinde. Evet, ben de kabul ediyorum, fiziki hani fizik gücü yeterli düzeyde değil. Kabul ediyorum. Hiç kimse aksini iddia etmiyor zaten. Kabul ediyorum. Ancak sizin kabul etmenizi istediğim bir olay var. Nedir o olay? Bize ediyorsunuz. Etmeyin, eylemeyin. Ben şunu söyleyeyim. 10 milyon euroyu da, 7 milyon euroyu da doğrulamam. Ama şunu söyleyeyim. Flamengo'nun isteği var mı? Var. Flamengo'nun arzusu var mı? Var. Flamengo'nun Fenerbahçe'den Rossi'yi alacağına ihtimal verir misin hocam? Veririm. Kesinlikle katiyen veririm. Ama resmi teklif yok arkadaşlar. Yani %100 olarak söylüyorum. Resmi teklif yok. 13 Aralık 2022 itibariyle söylüyorum. Bir isim geldi kulağıma. Zayıf duyum. Ju Song Kim. 22 yaşında, 1.88 boyunda stoper, Güney Koreli, 12 Aralık 2000 doğumlu. Hani yeni 22 oldu. 500 bin euro piyasa değeri var arkadaşlar. 2019'da katılmış. Sol ayaklı, sol stoper. Kulübüyle birazcık daha sözleşmesi var. Güney Kore milli takımında bir kez forma giymiş sadece. Bu arkadaşı bize yazmışlar. 18 maça çıkmış, 1272 dakika. Zayıf duyum. Yani zayıf duyum olarak ben belirtiyorum, bilginiz olsun. Ve hani bizim bunu çok uzun zamandır da izlediğimizi söylüyorlar. Bilemeyeceğim ne kadar doğru ama geçiniz. Crespo talipleri var. Talipleri giderek artıyor. Bu gidişte kafamızı çok ağrıtır. Napoli ismini sık sık duymaya başladık son günlerde, ne hikmetse. Allah sonumuzu hayretsin. Yani herkese teklif atıyor gibi, Ferdi'ye teklif atıyor, Crespo'ya atıyor gibi. Bilmiyorum daha ne olacak. Birileri Milan devrede diyor Ferdi için. Ben şunu söyleyeyim mi? Yani ben şunu söyleyeyim. Napoli'de, Milan'da şeyi buldular, kaynağı buldular. Bakın, Fenerbahçe'nin şu an kaynağı ne? Mesela hiçbiriniz bakmıyorsunuz ama Güney Kıbrıs Ligi'ne bakmanız lazım. Güney Kıbrıs Ligi'nde çok ciddi genç yetenekler var. Al sana kaynak. Güney Kore müthiş bir etiketim var. Patlama potansiyeli olan her türlü futbolcuyu yani getirebilirsin, çök edebilirsin. Flash habere konuşalım. Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü almayı planlıyor diye. Bir kere haberlerde bir mantık hatası var. Ama ben size başka bir şey söyleyeceğim. Aklınıza gelmeyecek bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fanatik gazetesinde ben bu haberi gördüm. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü defteri yeniden açıldı diyor. Habere girişi bu şekilde yapıyor. Ve diyor ki devamında, Samet Akaydın transferini bitirmek üzere olsa da, bak olsa da, Çağlar Söyüncü defterini yeniden açmaya hazırlanıyor. Paşam, Allah rızası için. Şimdi kimsenin aklıyla da oynamak istemiyorum ama hani ortaya iki tane isim koyun. Arkadaşlar, Çağlar Söyüncü ve Samet Akaydın, hangisini alalım desen, kaç tane Samet Akaydın ismi alırsın? Ya da Samet'i seçenlerin kaçı Fenerbahçeli olur? Bunu size bırakıyorum. Defteri yeniden açmaya hazırlanıyormuş. Luan Perez bir türlü düzelememiş. Fenerbahçe'de futbolcu arıyormuş. Ya Luan Perez'den alakası yok ki. 4 tane stoperim var. Üçlü savunma sana daha yatkın. Biz de bunun farkındayız. Bakın, 4 stoper ama üçlü savunma daha mantıklı. Ben size basit bir soru sorayım. Çok basit bir soru sorayım. Çağlar'ı bedava aldın. Samet Akaydın'ı da teknik direktörleri, başkanları bedava alın dedi. Sizin olsun. İki futbolcu dedi ki biz 5'er yıllık mukavele imzalıyoruz. Bir kuruş da para almayacağız dedi. Bu Fenerbahçe'nin başına çok büyük bir bela olur işte.
çok büyük bir bela olur. Niye? Çağlar çoğunlukta sol stoper oynamış bir isim. Onu sağa adapte etmek sıkıntı. Samet Akaydın'ı alsan, bak Samet'te şöyle bir durum var. Onu diğer videoda konuşuyorum ama Samet'i alsan oynatsa bu sefer niye Çağlar yedek? Lan dünyaca ünlü futbolcu yedek almak için mi getirdin? Luan Perez iyileşmese Çağlar, Salah'ı merkeze koysan sağ tarafa Serdar Aziz'e da Samet'ten birini koymak zorundasın. Gustavo Henrique boşa çıkıyor. Gustavo Henrique'yi yedekte tuta tuta bir şey elde edebilir misin ki? Plan bir nevi uzuna bağlı. O yüzden bence ya Çağlar ya Samet'ten en fazla biri gelir. Hatta %100 en fazla biri gelir. İkisi kesinlikle gelmez. Fenerbahçe kiralama teklifi yaptı diyor. Şimdi uzatma teklifi yaptı Leicester. Kabul etmedi. Şimdi hocam biz uzatma teklifi yaptık. Benim anlamadığım şu, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor mu? Bitiyor. Hocam o zaman biz hani bonservisini erkenden almış olmuyoruz mu? Hayır. Sen futbolcuyla 6 aylık mukavele yapabilirsin. Sen de gelir 6 ayını tamamlar. Gerçi tam olarak da 6 ay değil ya. 31 Haziran itibariyle bitmiş oluyor. Sen 12 Ocak'ta başladın. 5,5 ay diyelim ama 6 ay diyelim kafalarda net kalsın. Şimdi aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin yerinde olsam Samet Akaydın'a hiç gitmem bile. Çağlar'ı gider ikna ederim. İyi de hocam, Çağlar Türkiye'ye gelir mi? Adam Atletico Madrid'de anlaşmış. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Çağlar Söyüncü'yü şu anda ikna etmek Samet Akaydın'ı almaktan daha kolay desem dalga geçer misiniz? Geçmezsiniz. Arkadaşlar, Fenerbahçe ile adamı, Leicester City ile bağını koparmış adamı, milli takımın yıldızı olan adamı, Transfermarkt piyasası çok yüksek olmuş adamı, Avrupa'ya tekrar sıçrama yapmak isteyen adamı, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini getirdiğin takımına getirmek istiyorsun, tuttuğun takımına. Bundan daha kolayı ne var? Bak Samet Akaydın Trabzonlu. Biliyorsunuz yani kimlik bilgisi olarak. Ama Trabzonspor beceremedi getirmeyi. Almayı beceremedi. Niye? Çünkü mukavelesi sürüyor. Fenerbahçe Çağlar'ı getirebilir. Bakın mantık olarak, matematik olarak kabul ediyorum. Evet Türkiye'ye gelmesi çok zor. Büyük liglere gidecek. Atletico Madrid'de ismi çok anılıyor. Hani Atletico Madrid'e gider belki Villarreal'e gitmez bile. Öyle bir futbolcu. Kabul ediyorum. Ama atladığınız detay Çağlar'ın Fenerbahçeli oluşu bir. İkincisi de ya her şeyin nasıl diyeyim size? Her futbolcunun duruşu farklıdır. Her futbolcunun niyeti farklıdır. Ben bunu söyleyeyim size. Ha, diyelim ki Fenerbahçe gitti bu ismi getir. Bu arada şu sol stoper var ya, Koreli. Ben ona ihtimal vermiyorum. Bilginiz olsun, zayıf duyum diye belirttim. Rossi gidiyor diyelim. Çağlar geliyor diyelim. Ve Çağlar'la birlikte Samet de geliyor diyelim. Yani Çağlar ve o yıldız isim de geliyor diyelim. Ben o yıldız isme ihtimal vermiyorum ama şunu söyleyeyim. Eğer Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den kapısından içeri girerse ya orta sahaya ya da kanada bir tane ciddi manada bir yıldız isim bekleyin. Bakın bombayı pimine çekip elinize bırakıyorum. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye tamam derse ya merkez orta sahaya 8 numaraya ya da kanat forvete gerçekten yıldız sayılabilir bir isim. Transfermarkt piyasası 10 milyon euronun üstünde. Yaşı da bana göre genç bir isim. Bekleyin. Detaylar ilerleyen günlerde kanalımızda olacak. Takipte kalın. Abone olup bildirimleri açarsanız videolardan sıcağı sıcağına haberdar olursunuz. Görüşmek üzere.